Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Türev'de 12. sette kalmıştık. 12. sette de çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Testimizde artan azalan fonksiyondan bahsedeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Fonksiyon daima artandır, daima azalandır, sabittir. Hangileri daima doğrudur demiş. Şimdi beraber bakalım. O zaman fonksiyonun türevini alalım isterseniz. Türevini aldığınızda ne yapıyor? 6x kare artı 12x artı 48 yapıyor. Şimdi ben bunu 6 parantezin alırsam x kare artı 2x artı 8 yaptı. Şimdi biz ne yapıyorduk? F'in türevinin işaretine bakarak daha doğrusu bize verdiği fonksiyonun türevinin işaretine bakarak artanlık kazanlık yorumu yapıyorduk. Buranın delta sıfırdan küçüktür. Değil mi? Hesapladığınızda b kare x 4 ac sıfırdan küçük. O zaman sizin aşağı indirecek bir cıbınız olmayacak. Türevin işaret tablosunu aldığınızda başka sayısı hep pozitif olduğu için artı ile başlayacak artı ile devam edecek. O zaman gördüğünüz gibi bu fonksiyon nedir? Daima artandır diyebiliriz. O zaman birinci öncülümüz daima doğrudur. Sabittir, daima azalandır gibi yorumlar yapamıyoruz. O zaman doğru cevabımız ne gelecek? Bursa gelecek diyebiliriz. Bu ilk sorumuzun cevabı için. İkinci sorumuzda ifadelerin hangileri daima doğrudur demiş. Yine daima doğrulu bir fonksiyon grafiği vermiş. Yukarıdaki koordinat düzleminde f'in türevinde x3. x3 nerede? Burada. Bu noktadaki eğim nedir? Sıfırdır. O zaman Birinci öncülümüz yanlış. fx fonksiyonu pozitif değerlidir. Evet baktığınız zaman fonksiyon her zaman pozitif değerli sonuçlar veriyor. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Türevleri birbirine eşit midir? Evet türevleri birbirine eşit ve sıfırdır. O zaman üçüncü öncülümüz de doğrudur. 2 ve 3 daima doğru olan öncüllerimiz. Yani doğru cevabımız ne gelecek ikinci soru için? Adana gelecek diyebiliriz. Şimdi üçüncü sorumuzda fonksiyon buymuş hangileri doğrudur demiş. Şimdi bakalım fx artandır. Yok artık daha neler. Bu fonksiyon artandır demek garip olur herhalde değil mi? <laughs> Birinci öncülümüz yanlış. F kare azalandır. Bir kere bir fonksiyon artanın azalandığını için hani biraz önce fx artandır derken direkt grafiğe baktığımızı anladık. Ama mesela f karenin azalan olup olmadığını anlayabilmemiz için bizim bunu türevinin işaretlerine bakmamız lazım. O zaman bu fonksiyonun türevini aldığımızda f karenin türevine 2 çarpı f çarpı f'in türevi yaptı. F'in Görüntüleri hep negatif gördüğünüz gibi değil mi? Hep negatif. Buradan buraya kadar negatif sonuçlar almış. O zaman F'in sonuçları negatif. F'in türevi nedir? Baktığınızda teğetler çektiğinizde hep sola yatık. O yüzden bu da negatiftir. İkisini çarparsanız pozitiftir. Azalan demiş. Yanlış. Aslında ne olacaktı? Artan olacaktı. 3. AB açık aralığı için. Şurayı bir kaldıralım. FA büyüktür. FX büyüktür. FB. Yani burada bir tane X elemanı alalım. Azalan fonksiyon mu? Azalan fonksiyon. O zaman küçük olanın görüntüsü daha büyük. Büyük olanın görüntüsü daha küçüktür. Üçüncü öncülümüz doğrudur. Aslında buradaki anlattığı şey fonksiyonun azalanlığının tanımıdır. Yani yalnız 3 doğru cevabımız olacaktır. Üçüncü sorumuza cevabı ne geldi arkadaşlar? Ceyhan geldi. 4'te hangileri doğrudur demiş fonksiyonları vermiş. fx yukarıda gx aşağıda. fx fonksiyonu negatif değerlidir demiş. Evet ee, negatif değerli mi? FX fonksiyonu. Değerleri negatif mi? Hayır. Pozitif değerlidir. Yanlış. F'in türevinde 2. Iki. 2'ye yani FX fonksiyona teğetler çektiğinizde hep nedir? Pozitiftir. 2 noktasındaki teğet de pozitiftir. G fonksiyonu 2 noktasındaki teğeti de negatiftir. Çarptığınız zaman ne gelecektir? Negatif gelecektir. O zaman ikinci öncülümüz doğru. Gx fonksiyonu artandır. Şaka yapıyor olmalı. Azalandır. O zaman yalnız 2 doğru cevabımız olacak. Yani dördüncü sorumuzun cevabına geldi. Bursa geldi diyebiliriz. Şimdi geldik beşinci sorumuza. Hangileri daima doğrudur demiş. Fonksiyonda ax artı b. Evet aynen. F'in türevi sıfırdan büyük. Yo bariz bariz. Nedir? Fonksiyon azalan fonksiyondur. Azalan fonksiyondur. Azalan fonksiyonsa türevi ne olacaktır arkadaşlar? Sıfırdan küçük olacaktır. Birinci öncülümüz yanlıştır. F'in türevinde 2019'da 2019'da 2020'nin Eğimleri eşittir demiş. Evet doğru söylemiş. Çünkü doğrusal bir fonksiyon. Bu doğru üzerinde aldığınız herhangi nokta ne olursa olsun, noktalar ne olursa olsun bunun da eğimleri aynıdır. Bu doğru üzerindedir. O zaman ikinci öncülüğümüz doğrudur. fx fonksiyonu negatif değerlidir. Yok. Bazen pozitif değerler alabilir. Değil mi? Burada pozitif değerler alıyor. Burada da negatif değerler alıyor. O zaman genelleme yapamıyoruz. Sadece ikinci öncülümüz doğrudur. Yani doğru cevabımız 5'in soru için nedir arkadaşlar? Bursa'dır diyebiliriz. Altıncı sorumuzda hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Yine burada neler vermiş? Fonksiyonlar vermiş. Bunların artanlığı azalanlığı sormuş. Artanlığı azalanlığı hakkında yorum yapmak için neye ihtiyacımız vardı? Bu ifadelerin türevlerine ihtiyacımız vardı. O zaman biz tek tek alalım. Mesela birinci öncülümüzde türev aldığınızda ne gelecek? 1 çarpı f artı x çarpı f'in türevi gelecek. Şimdi f fonksiyonunun aldığı değerler yani değerleri pozitiftir. Türev şimdi fonksiyon azalan bir fonksiyon olduğuna göre türevi ne olacaktır arkadaşlar? eksi olacaktır. Yani negatif değerler alacaktır. Peki verdiğin x'ler nedir? Bazen negatif bazen pozitiftir. O zaman biz burada bazen eksi bazen artı veriyorsak bunun sonucuyla ilgili kafamda deli sorular var. O zaman birincisi daima doğrudur diyemem. İkincisi yine türev alıyorum. F'in türevi eksi 2 çarpı F çarpı F'in türevi. Şimdi ben bunu ne yapacağım arkadaşlar? Artanın azalını inceleyeceğim. F'in türevi fonksiyon azalansa eksidir. F fonksiyonu artı değerler aldı. Türevi eğim demekti. Eksilerleri aldı. O zaman ne oldu burası? Eksi, eksi. Burası da eksi oldu. O zaman buradan ne geldi? Artı geldi. O zaman biz eksiyle ne yapıyoruz? Artıyı topluyoruz. Buradan ne çıkacaktır? Kısmet çıkacaktır. Yani her zaman artandır, azalandır yorumu yapamam. Değil mi? Geldik bunu iptal edelim. Üçüncü öncülümüze. Üçüncü öncülümüzde ne diyor? Azalandır diyor. O zaman biz bunun türevini alalım. F'in türevi eksi bir. Şimdi f'in türevi neydi? Eksi bir sonuçtu. Eksi bir sonuçtan bir çıkardığınız zaman sonuç yine eksi olacaktır. Yani azalanlık doğrudur. Yalnız 3 doğru cevabımız olacaktır. Yani altın sorumuzun cevabına geldi arkadaşlar. Denizi geldi diyebiliriz. Şimdi geldik yedinci sorumuza. İfadeler hangileri doğrudur demiş. Görüntü kümesi Pozitif reel sayılardır demiş. Bir orada yanılmış. Çünkü ben burada aslında 2 verdiğinde fonksiyona 2 verdiğinde neyi görüyorum? 0'ı görüyorum. 0 elemanı değildir. Pozitif reel sayıdır. Ha bana şöyle deseydi. Pozitif reel sayılar birleşim 0. O zaman okey. Bu şu anlık görüntü kümemiz ne değildir? Pozitif reel sayılar değildir. Daha fazlası. Yani bir 0 da olması lazım. Şimdi f'in türevinde eksi 1. Eksi 1 nerede? Sallıyorum burada bir yerde. O zaman buradan çizilen teğetin eğimi sola yatıktır. Negatiftir. Bir nerede? Buradadır. Bir T, -t nedir? O da negatiftir. Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artıdır. O zaman ikinci öncülümüz daima doğrudur. F'in türeninde 2019. 2019 burada bir yerde olsun. 2020'de burada bir yerde olsun. Aynı doğru üzerinde olduklarına göre bu noktalardaki teğetleri birbirine eşit çıkmalıdır. Küçük değildir. O zaman üçüncü öncülümüz de yanlıştır. Hangileri doğrudur dediğinde yalnız ikidir diyeceğiz. Yani 7 sorumuzun cevabı ne geldi arkadaşlar? Adana geldi. Şimdi geldik 8. sorumuza ve testimizin de 12. testimizin de son sorusunu. Aralığında sürekli ve türevlenebilir bir f(x) fonksiyonu negatif tanımlı artan bir fonksiyon. Şimdi negatif tanımlıysa x değerimiz negatiftir. x değerimiz eksidir. Doğru mu? x değerimiz eksidir. Artan bir fonksiyon olduğuna göre türevler artıdır. Peki bize f ile ilgili bir yorum yapmış mı? Yapmamış. O zaman f eğer ki Türevlerimizde şimdi bunları türevlerine alacağız değil mi? Bunları türevlerini aldığınızda F'e ait bir şey kaldıysa benim onu ortadan kaldırmam gerekir. Yorum yapmam gerekir. Tabi F kare ise bilemem. Şimdi bak mesela birinci öncünüzde türev aldığınızda F'in türevi çarpı X artı ne gelecek? F çarpı 1 gelecek. Şimdi ben burada F'in işaretini biliyor muyum kardeşim? Bilmiyorum. O yüzden kafamda deli sorular diyorum. Bu öncülü daima doğrudur diye yorumlayamam. İkinci öncülümüz. Ne yapıyoruz? Türev alıyoruz. 2 diyoruz, f diyoruz. f'in türevi diyoruz. Şimdi güzel kardeşim sen burada bunu biliyor musun? Bilmiyorsun. O zaman hemen şutla gitsin. Bakın tekrar söylüyorum. Siz ne biliyorsunuz? x'e verdiğiniz değerleri ve f'in türevinin işaretlerini. Siz ne bilmiyorsunuz? f'in hakkında yani f(x)'in sonuçlarının ne olduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden de türev aldığınızda f'e ait mesela bakın burada olduğu gibi f'e ait bir şey kaldıysa burada da olduğu gibi ne yapacağız? İptal edeceğiz. Şimdi üçüncünün türevini aldığınızda 3'ü başa indirdiniz, kuvveti biraz alttınız. F'in türevini aldınız. Ben bunu 3'lü çektirmek diyordum hatırlarsanız. F kare. Hocam burada da F'e bağlı, F'e ait bir şey var. O zaman yorum yapamayız, diyemeyiz çünkü F kare orası. Sen istesen de istemesen doğrusuna de gelecektir, pozitif gelecektir. F'in türevi neydi? Pozitifte. O zaman bu ikisini çarpımı 3'le de çarparsak pozitif olacak. Artan mıdır? Evet, türevi pozitifse, değil mi arkadaşlar? Üçüncü öncülümüz doğrua doğrudur. O zaman yalnız 3 bizim cevabımız olacak. Bu da 8. sorumuzun cevabıymış. Ve böylece 12. sesinde çözümlerini yapmış olduk arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz kanımca. Umarım faydalı oluyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.